Auzu billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amma Gökler ve yer dolusu hamd alemlerin Rabbi olan Allah'adır. Ancak ona ibadet eder ve ancak ondan yardım dileriz. Salat ve selam Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ailesine, ashabına kıyamete kadar gelecek olan mümin erkek ve mümin kadınların üzerine olsun. Hassaten Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti siz değerli abilerimin ve kardeşlerimin üzerine olsun. Buraya teşrif ederken attığınız her adım sayısınca Allah katındaki kusurlarınız affedilsin. Yine buraya teşrif ederken aldığınız her nefes adedince Allah katındaki izzet ve şerefiniz artırılsın. İnşallah buradan evlerinize geri döndüğünüzde aile halkınızı sıhhat, huzur, hidayet bulmuş şekilde kavuşmayı Allah hem size hem de bana nasip etsin. Değerli kardeşlerim Adi bin Hatim radıyallahu an anlatıyor. Ben Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında oturduğum sırada bir adam geldi ve fakirliğinden şikayet etti. Arkasından bir adam daha geldi. O da yol kesicilerden eşkiyalardan şikayette bulundu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bana döndü dedi ki ey adi sen Hire şehrini hiç gördün mü? Dedim ki ya Resulallah görmedim ancak kendisiyle alakalı bazı şeyler işittim. Kardeşlerim Hire bugünkü Kufe'ye 5 kilometre uzaklıkta Necef'e bağlı o dönemlerde ticaret, ziraat ve özellikle de edebiyat ve ilim dünyasına nam salmış bir beldeden bahsetti Peygamber aleyhisselam. Özellikle Araplar arasında Hire'de bir gün ve bir gece kalmak tüm yıl boyunca 365 gün tedavi görmekten daha evladır, iyidir demişler. Demek ki Hire bugün bazı kardeşlerimizin dilinde dolanan doğunun incisi gibi ifadelere yakışan bir belde. Arap aleminin ve dünyasının incisi hükmünde bir şehir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sonra bana döndü dedi ki ey adi eğer ömrün uzarsa eğer vaktin yetişirse devesine binen bir kadının hireden tek başına çıkıp mescidi harama Kabe'yi tavaf edeceğini tek başına mescidi harama Kabe'yi tavaf edeceğini diyor göreceksin o seyahatini yaparken Allah'tan başka hiçbir şeyden korkmayacak yaklaşık Bugün araçla 1800 kilometrelik bir mesafeden bahsediyor Peygamber aleyhissalatu vesselam. Yine yaklaşık dinlenmelerle birlikte 24 saat bir gün bir gece süren bir seyahatten bahsediyor aleyhissalatu vesselam. Adi dedi ki sonra içimden şöyle bir şey geçti. Acaba memlekete dehşet saçan tay eşkiyaları nereye gidecek? Tay kabilesi Adi bin Hatim'in kabilesidir. Cömertliğiyle meşhur olmuş bir kabile. Siyasetiyle nam salmış bir kabile. Sasanilerle sürekli el tutarak diğer topluluklara kafa tutmuş bir kabile. Özellikle Tihame dağlarının eteklerinden sürüle 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 Yemen bölgesine kadar gelmiş. Adi bin Hatim diyor ki içinden Tay eşkiyaları o sıra nereye gidecek? Demek ki bir kadın Hire'den ta Mescid-i Haram'a kadar 1800 kilometrelik yolu deve sırtında tek başına gidecek ve tayın eşkiyalarına rastlamayacak. Acaba onlar nerede olacak? Ben diyor böyle iç geçirirken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sözüne devam etti. Dedi ki eğer ömrün olursa ey adi Kisra'nın hazinelerinin fethedildiğini de göreceksin. Allahu Ekber. Yani sanki ey adi Tay kabilesinin eşkıyaları ki? Bugünün Amerikası olan Pers İmparatorluğu'nun kralının hazineleri bile fethedilecek dercesine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir söz söyledi. Bu hadisi şerif Buhari'de sahih bir rivayet olarak geçmekte kardeşlerim. Bakın yine sahih oğlu sahih bir hadiste muttefekun aleyh olan bir rivayette Peygamber aleyhisselam diyor ki Kisra ölünce başka bir Kisra gelmeyecek. Yani Pers imparatorluğunun kralı hükümdarı ölürse onun yerine başka bir Kisra belirmeyecek. Kaiser Vefat ettiği zaman da onun yerine diyor başka bir kaiser yani Rum imparatoru yani Bizans kralı gelmeyecek. Sonra döndü dedi ki nefsimi kudret elinde tutan Allah'a yemin ederim ki her ikisinin de hazinelerinin Allah yolunda harcandığına şahitlik edeceksiniz. Allahu ekber. Biri Amerika bugünün tabiriyle diğeri Rusya hükmünde olan iki imparatorluktan bahsediyor Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Bunlar sahih olan rivayetler. İbni Sad gibi bir taraftan tarihçilik yönü ağır basan bir taraftan da hadisçilik yönü ortaya çıkan kişilerden de bakın şöyle rivayetler geliyor. Adi bin Hatim diyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kayser ve Kisra'nın hazineleri açılmadıkça kıyamet asla kopmayacaktır. Anladık mı abiler? Yani Bizans ve Pers İmparatorluğu kaybetmedikçe yani Bizans ve Pers İmparatorluğu'nun hazineleri etrafa saçılmadığı müddetçe kıyamet asla kopmayacaktır. Başka bir hadisi şerifte. Kisra bin Hürmüz'ün hazinelerin feth olunması diyor yakındır. Allahu Ekber. Kisra bin Kürmüz'ün hazinelerinin feth olunması diyor yakındır. Yine başka bir hadiste medaindeki beyaz köşk feth edilmediği müddetçe kıyamet ...kopmayacaktır buyurdu Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Medain neresi? Pers İmparatorluğu'nun başkenti. Yaklaşık beş tane büyük şehirden oluşan... ...beş tane büyük kalenin birleşimiyle meydana gelen... ...bir şehir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki... ...Medain feth olunmadan kıyamet kopmayacaktır. Bu hadisi şeriflerden biz şunu anlıyoruz. Bu sözler nerede söyleniliyor... Medine'de. Neden ravi? Adi bin Hatim. Tay kabilesinin liderlerinden Hristiyanlıklarıyla meşhur olmuş kimseler. Peygamber aleyhisselama geliyor. iman ediyor. Yer nere? Medine. Şimdi asıl şaşıracağımız rivayetler nerede biliyor musunuz kardeşler? İslam'ın ilk yayılmaya başladığı dönemde şimdi okuyacağım hadisi şeriflerdir. Bakın afif El-Kindi radıyallahu anh'ten rivayet ediliyor. Hadis İbnül Esir'den geliyor. Diyor ki ben ticaretle uğraşan bir adamdım. Mekke'ye geldim. Abbas radıyallahu anh'ı ziyaret ettim. Onun yanında oturduğum bir sırada bir adam çıka geldi. Mescid-i Haram'a doğru ilerledi. Kabe'de tek başına namaza durdu. Arkasından bir kadın geldi. Mescid-i Haram'a doğru ilerledi. Kabe dedi namaza durdu. Sonra dedi onu bir çocuk takip etti. Mescid-i Haram'a doğru ilerledi ve namaza durdu. Dedim ki ey Abbas bu yeni dinde ne oluyor? Evet bir şeyler duyuyorlar. Kulaklarına bir şeyler geliyorlar ama anlam veremiyorlar. Abbas radıyallahu an diyor ki bu kardeşimin oğlu Muhammed bin Abdullah'tır. Onun yanına gelen kadın diyor zevcesi Hatice'dir. Ve sonradan diyor onların yanına uğrayan Ali bin Ebi Talip'tir. Ne olur şimdi dikkat edin kardeşler. Abbas radıyallahu an diyor ki o yani Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın kendisini peygamber olarak seçtiğini Kisra ve Kayser'in hazinelerinin kendisine müyesser kılacağını vaat etmektedir diyor. Subhanallah. Şimdi söze ne olur dikkat edin. Sonra döndü Allah'a yemin ederim ki yeryüzünde bu üç kişiden başka da diyor ben bu dinin mensuplarını bilmiyorum. Allahu Ekber. Bunun sayısı ister üç isterse beş olsun kardeşler. Burada dikkat edilmesi gereken konu İslam'ın sesinin daha yankılanmaya yeni başladığı bir dönemde Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Bizans'ın ve Pers İmparatorluğu'nun fethedileceğinin müjdesini veriyor subhanallah. Peygamberlik alametine bir gösterge olarak. Öyle ki müşrikler İbnü'l Esir'de geçiyor. Öyle ki müşrikler Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabıyla dalga geçerlerken bunlar yeryüzünün krallarıymış. Ve hatta Kisra'nın mülküne konacaklarmış diyorlar. Subhanallah. Demiyorlar mı Müslümanlar için? Özellikle kıyamet alametleriyle ilgili hadisi şerifler okunduğu sırada Peygamber aleyhissalatu vesselamın ahir zamanda gerçekleşecek fetihlerinden haber verildiği zaman Kisra'nın saraylarının düştüğü gibi Amerika'nın, Rusya'nın, İngiltere'nin, İsrail'in ve bunlara yardakçılık yapanların saraylarının da bir bir düşeceğini bildiren hadisi şerifleri okunduğunda Müslümanlarla alay edilmiyor mu? Görüyor musunuz yeryüzünün imparatorları bunlarmış. Halbuki sefihler, açlar, susuzlar, kıyafetleri yok, ellerinde silahları yok. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu müjdeyi verdiğinde Mescid-i Haram'da Abbas radıyallahu anh'ın ifadesiyle üçten fazla adam yok. Peygamber aleyhissalatu vesselam Adi bin Hatime Kisra'nın Bizans'ın saraylarının fethedileceğini söylediğinde daha Medine'de Müslümanlar otorite sahibi değiller. Nereden anlıyorsunuz? Kimisi fakirliğinden şikayet ediyor, Kimisi eşkiyalardan şikayet ediyor. Daha güç yok. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin azmi ve ileriye dönük büyük hedefleri var. Allah'tan almış olduğu habere karşı bir güvenci var. Hatta Ebu Ceyl Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hicret etmek istediği zaman etrafındaki insanlara yöneldi. Dedi ki şu var ya dedi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i kast ederek. Bu var ya dedi Arap ve Aceb melek, meliklerine yani onların imparatorlarına, krallarına hakim olacaksınız. Eğer benim getirdiğim dine tabi olursanız diye iddiada bulunuyor. Etrafındaki insanlara. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin daveti neydi? Ey Kureyş topluluğu eğer getirdiğim kelimeye tabi olursanız La ilahe illallah Muhammedur Resulullah sözüne iman eder ve gereğini yerine getirirseniz Arap ve Acem bütün topluluklar sizin arkanızdan gelecek. Bütün topluluklar. Tam bu sözü söyledikten sonra Ebu Cehil çıktı. Dedi ki ey Muhammed sana dedi ne Mudar kabilesi ne de dedi Rabia kabilesi dedi. Asla dedi biat etmeyecek. Kimse seninle beraber olmayacak. Kimse senin tabin olmayacak. Kimse seninle beraber yürümeyecek. Kimse sana el uzatmayacak deyince Peygamber aleyhisselam dedi ki isteseler de istemeseler de Allah'a yemin ederim ki onlar da onların dışında olanlar da dedi hepsi tabi olacaklar. Allah'a ekber. O yüzden ey Müslümanlar güçsüzlüğümüz, tembelliğimiz, fakirliğimiz, zulüm altında yaşamamız küfrün elindeki kuvvet asla alemlerin Rabbi olan Allah azza ve celle'nin getireceği müjdelere engel olacak şeyler değildir. Biz güçsüzüzdür ama Allah güçlüdür. Biz tembelizdir. Allah bizim yerimize mücadele edecek nesiller çıkartmaya muktedirdir. Hem Amerika'nın hem İsrail'in alınlarının ortasına okları saplayacak nesilleri çıkartmak Allah için çok basittir. Bunun örnekleri çoktur. Yenilmez denilen firavunlar Musa aleyhisselamın karşısında diz çöktüler. Kızıldeniz onlar için mezar oldu. İbrahim aleyhisselamı ateşe atan Nemrutlar Allah'ın yardım ve kuvvetiyle helak oldular. Nice az topluluklar çok topluluklara boyun büktüler. İman edip salih amel işledikleri müddetçe. O yüzden gençler Kardeşlerim, sesimizi duyanlar, Allah'tan ümidimizi asla kaybetmeyeceğiz. Televizyonlarda, internetlerde, sosyal medyada bize uygulanan haberler, bizim önümüze pişirilerek konulan, servis edilen haberler bizi asla korkutmayacak. İşte Horasan bölgesindeki yiğitlerin onlarca ülkeyi kendi sınırlarının dışına atması ve İslam'ın hat ve hukukunu uygulamaları bunun bir örneğidir. Ama efendim inanın burada da falancaların oyunu ve entrikası vardır diyenler mahşerde Allah'ın huzurunda hesap vereceklerdir. Allah'ın kudretini hafife almanın bir sonucudur bu inan. Bu sözler için kastediyorum. Amerika'nın güçlü olduğunu ve Allah'tan da daha güçlü olduğunu ilah edinilecekse kapital sistemin elinde tutanların ilah gibi görünmesi gerektiğinin göstergesidir bu sözler. Vallahi de yeryüzündeki bütün müstekbirler bir araya da gelseler alemlerin Rabbi olan Allah Azza ve Celle'nin açtığı yolu asla ve kata kapatamayacaklardır. Dün Allah Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin eliyle Kisra'nın ve aynı zamanda Kayzer'lerin hazinelerini nasıl Allah yolunda harcanacağının müjdesini verdiyse vallahi de aynı peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kıyamete yakın ahir zaman ümmetinin de az bir topluluğun da bu servetlerle Allah yolunda mücadele edeceğinin müjdesini defaatle farklı sözleriyle vermiştir. Allah bizleri onlardan eylesin. Şimdi Allah Azza ve celle özellikle Kisra'nın hazinelerinin anahtarlarını kimin eline veriyor? Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın elhamdülillah. Allah'ın bahtiyar kullarından bir tanesi. Onun halifeli dönemindeyken hem Rum'un boynu bükülüyor, yani Kaiserlerin aynı zamanda Pers İmparatorluğu'nun yani Kisra'ların boynu bükülüyor. Bakın Hazreti Ömer radıyallahu an Sad bin Ebi Vakkas radıyallahu anh'ın komutasında bir ordu gönderiyor. Meşhur savaşlar yaşanıyor değil mi? İran'ın fethi sırasında. İşte Kadisiye Savaşı bunların en büyüğüdür. Nihaven Savaşı bunların en büyüğüdür. Ancak ilginç bazı olaylar yaşanıyor. Ben savaşların hepsine girmeyeceğim. Asıl mevzumuza değinmek isteyeceğim. Hazreti Ömer radıyallahu an bir gece yatsı namazından sonra bir türlü gözünü uyku tutmuyor. Ne zaman İslam orduları Pers İmparatorluğu'nun askerlerine halt etse tam mağlup olsa tam mağlup edecekleri esnada sağdan soldan her taraftan takviye güçler geliyor. Tam ölecekler birileri tabir yeni bir kan pompalıyor. Tam Müslümanlar kaleleri ve beldeleri ele geçirecekler beklemedikleri yerden Farisilerin yardımına şahitlik ediyorlar. Hazreti Ömer radıyallahu anh uyku basmıyor bir türlü idareci biri. İdareci olmak sadece Müslümanların önündeki yemeği düşünmek değildir. Giyecekleri elbiseleri düşünmek değildir. İdareci olmak Hazreti Ömer'e göre Müslümanların başına gelecek olan bela kapılarının da kapatılması demekti. Ve o yüzden de Rumların belini büktü. O yüzden de Kisra'nın saraylarını yere düşürmek için mücadele ediyordu. Hazreti Ömer radıyallahu anh düşünüyor diyor ki nereden destek alabilirler? Biz tam ordunun belini büküyoruz bir yardımla ayağa kalkıyorlar. Bir haber geliyor diyorlar ki ey müminlerin emiri Farisiler Ubelle şehrini yani Fırat'la Dicle'nin bulunduğu sahil kasabasını ki tarihi bir şehirdir o zamana kadar ticaretle meşhur olmuştur ancak Sasani'lerin eline geçince, Perslerin eline geçince askeri bir üs olarak kullanılıyor. Diyorlar ki Ubelle şehri askeri bir şehir olarak tesis edilmiş. Ne zaman ordumuz galip olacak? Ubelle'den sürekli takviye birlikler geliyor. Hazreti Ömer diyor ki o zaman diyor oranın fethi gerçekleşmesi gerekir. Buranın düşmesi gerekir. Eğer Kisra'nın düşmesi isteniyorsa Yalnız Hazreti Ömer radıyallahu an rivayet edildiğine göre bir bakıyor ki etrafında kimseler kalmamıştır. Çünkü yaşlısı, genci, hastası, sağlamı kim varsa Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin müjdeledi fethi gerçekleştirmek için yola çıkmışlardır. Hazreti Ömer radıyallahu an dolanırken bir anda aklına bir şeyler gelmeye başlıyor. Diyor ki vallahi diyor buldum diyor. Vallahi diyor buldum diyor. O diyor Bedir, Uhud, Hendek ve diğer savaşların diyor mücahidi. Yemame ve oradaki mevkilerin kendisine şahitlik ettiği. Hiçbir okun ve mızrağın kendisine isabet etmediği diyor bir adam diyor. Ben diyor onu buldum şu sözü söylüyor o Müslümanların ilk yedi kişisinden bir tanesidir yatağına yatıyor şimdi uyuma vaktidir diyor çünkü kulağına sanki Müslimde iman bölümünde geçen şu hadisi şerif fısıldanıyor Müslümanların idaresini alıp da Müslümanlar için çalışmayan yöneticiler onlarla birlikte asla cennete giremezler Allah'u Ekber Müslümanların sorumluluklarını alıp da Müslümanların işlerini omuzlarına alıp Müslümanların Ali menfaatleri için çalışmayan yöneticiler idaresi altındaki Müslümanlarla aynı cennete giremez. Hazreti Ömer için bunlar keskin bir bıçak gibidir. Yatağına yatıyor sabah olunca sizce kimi çağırıyor? Müslümanların yedincisi Utbe bin gazvanı diyor bana diyor getirin radıyallahu an. Utbe bin gazvan. Hazreti Ömer radıyallahu an ona tam 310 kişilik bir ordu tesis ediyor. 310 kişilik. Onu başına koyuyor. Sancağı kendisine verdiği sırada bakın dikkat edin tam ordu hareket edeceği esnada Hazreti Ömer radıyallahu an kendisine nasihat ediyor bizim için çok kıymetli bütün Müslümanlar için elimizde bulunması gereken salih dosttan bir nasihat. Diyor ki ey Udbe ben seni diyor Ubelle şehrine gönderiyorum diyor. Orası düşmanların kalesidir. Allah'tan onlara karşı sana yardımcı olmasını diyor dilerim. Senin yardımcın Allah olsun. Senin dostun Allah olsun attığın okun isabet ettiricisi Allah olsun. Ve sonra dönüyor diyor ki oraya indiğin zaman yani Ubelle şehrine yaklaştığın zaman halkı Allah yoluna davet et. Subhanallah. Halkı Allah'a çağır. Davetine icabet edenlerinkini kabul et. Kim İslam'a girerse Allah'a ve Resulüne teslim olursa onların bu teslimiyetini kabul et kabul etmeyenlerden cizye iste. Yani vergiye bağlı. Eğer diyor vergiye bağlanmak istemezlerse de onlarla harbet. Allahu ekber. Bu sözler kime ait sizce kardeşlerim? Hayber günü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Yahudilerin damarlarını kopartacağı sırada ordusunu topluyor. Yarın sancağı Allah'ı ve Resulünü seven Allah'ın ve Resulünün de kendisini sevdiği birine diyor teslim edeceğim. Hazreti Amr radıyallahu an bile bu sancağı kimin alacağını meraklanmıştır. Ertesi gün sancak kime teslim ediliyor? Cihat meydanlarının aslanı Hazreti Ali'ye radıyallahu an. Peki Peygamber aleyhisselamın ilk sözü ne? Ey Ali Allah'a yemin ederim ki senin vasıtanla senin vesilenle bir kimsenin hidayete gelmesi elde edeceğin kırmızı develerden daha hayırlıdır. Allahu akbar. Muttafakun aleyh Buhari Müslim hadisi. Ey Ali şu dünya gözüyle dünya insanının kalbiyle dünya perestlerin düşünceleriyle şu yeryüzünde senin için en kıymetli şey neyse bil ki senin vesilenle bir kişinin hidayete gelmesi ondan daha değerlidir. Bunu cihat meydanına gönderdiği komutanına söylüyor. Çünkü İslam cihadı yeşertmek için yapar. Müslümanlar asla işgal için çalışmazlar. Fetih için mücadele ederler. Orayı ihya için mücadele ederler. Yoksa dert kellelerin bedenlerinden çıkması değildir. İstisnaları haristir. Nadir bin Haris gibi. Bedir'de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem esirleri Medine'ye götürdüğü zaman Enes bin Nadr'ı bir köşede kellesini kestirdi. Eğer sen Allah'a ve Resulüne hicvedersen, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi alay konusu haline getirirsen, her fırsatta Allah Resulü'nü karalarsan senin nefes almaya hakkın yoktur. İstisnadır bunlar. O yüzden bakın Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Ali'ye diyor ki senin elinle bir kimsenin hidayete gelmesi elde edeceğin kırmızı develerden daha hayırlıdır. Suyuti'de geçen bir rivayet. Allah'a yemin ederim ki senin vasıtanla bir kimsenin hidayete gelmesi güneşin doğduğu her yerden daha hayırlıdır. Mescid-i Haram'dan daha hayırlıdır. Mescid-i Aksa'dan daha hayırlıdır. Mescid-i Nebevi'den daha hayırlıdır. Bir Yahudinin senin elinle La ilahe illallah sözünü söylemesi. Gözünüzle girdiğiniz Hire gibi şehirlerden, doğunun ve batının incilerinden daha hayırlıdır. Hristiyan bir adamın senin vasıtanla La ilahe illallah sözünü söylemesi. O yüzden elhamdülillah davet, tebliğ, nasihat, iyiliği emir ve kötülükten alıkoymak çok şerefli amellerden bir tanesidir. Evet Ömer bin Hattab radıyallahu an dedi ki önce dedi onları Allah'a çağır. Gelmezlerse vergi iste. Vermezlerse harbet. Sonra döndü dedi ki ey utbe üzerine aldığın vazife konusunda Allah'tan kork. Takva sahibi ol nefsinin seni ahiretini mahveden kibre davet etmesine müsaade etme. Allahu Ekber. Nefsinin ahiretini mahvedecek olan kibir hastalığına seni sürüklemesinden sakın. Bil ki sen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile arkadaşlık yaptın. Senin dostun peygamber aleyhisselamdı. O arkadaşlık sayesinde zilletten izzete kavuştun. Zelil bir adamdın, şirk koşan bir şahsiyettin. Hırsızdınız, içerdiniz, zina ederdiniz. Üzerinizde fazilet namına bir şey yoktu ta ki Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'ın hayatıyla karşılana kadar. Sizde övülecek olan faziletler yoktu ta ki Peygamber Aleyhisselam'ı takdir edene kadar. Sizde insanların örnek alacağı hiçbir şey yoktu. Ta ki Peygamber aleyhisselamı taklit edene kadar. Var mıydı Müslümanlar bizde? Bizler Allah'a ve Resulüne teslim olduktan sonra izzet sahibi olmaya başladık. Bizler Peygamber aleyhisselatu vesselamın yolunu takip ettikçe insanlar tarafından faziletimiz ortaya çıkmaya başladı. Dedi ki sen dedi buna dikkat et. Zayıflıktan sonra seni kuvvetlendirdi ve nihayet sen hükmeden bir emir oldun itaat edilen bir komutansın. Söylediğin söz dinleniyor. Emrin yerine getiriliyor. Bunca nimet seni azdırıp aldatmasın ve seni asla cehenneme düşürmesin. Bu nimet midir? Evet, nimettir. Allah yolunda Müslüman kardeşlerinle beraber mücadele etmen, onların önünde yürümen bir nimettir. Onlara ışık olman bir nimettir. Onlara güven olman bir nimettir. Nereye kadar? Mütevazi olduğun müddetçe. Gücü ve mütevaziliği elinde tuttuğun müddetçe bu senin için nimettir. Değilse sakın ha sakın unutma dün zillet sahibiydin. Emretsen kimse sözünü dinlemezdi. Söz söylesen kimse seni takmazdı. Ama bugün emrettiğin takdirde ordular senin itaatine koşmaktadırlar. Eğer diyor bunu yapmazsan cehenneme düşersin. Allah seni de beni de böyle bir akıbetten muhafaza buyur. Kardeşlerim Allah hepimize bu yol üzerinde yürürken, bu hayat üzerinde nefes alırken bizi Allah'la korkutacak istikametimizi ahirete çevirecek salih dostlar nasip etsin. Allah Subhanahu ve Taala Yahya aleyhisselama hem kendisinin hem de İsrail oğullarının amel etmesi için beş şeyi emretti. Beş şey. Biraz tembelliğe düştü. Biraz çekindi. Belki İsrail oğullarının sözlerinden dolayı ertelemek zorunda kaldı. İsa aleyhisselam kendisine yaklaştı dedi ki ey Yahya. Allah hem senin hem de İsrail oğullarının amel etmesi için beş şey emretti. Ya dedi bunları İsrailoğullarına sen bildirirsin ya da dedi ben bildiririm. Dedi ki yapma dedi ey İsa. Eğer sen bunu yaparsan Allah beni helak eder veya dedi yerin dibine geçirir. Ve çıktı İsrailoğullarına Allah'ın emri olan beş şeyi bildirdi. Allah davet ve cihat yolunda şu dünya hayatında nefes aldığımız müddetçe bizi hakikatlerle uyaran ve nasihat eden salih dostlarla rızıklandırsın hangi konumda olursak olalım ister alim ister davetçi ister idare eden isterse idare edilen hiç fark etmez bakın başka bir rivayette Hazreti Ömer diyor ki insanlardan bazıları Allah'a koştular Utbe bin Gazvan'a nasihat etmeye devam ediyor İnsanlardan bazıları Allah'a koştular. Ama onların önüne dünya açılınca onu ister oldular. İnsanlar Allah yolunda cihad etmenin, şehadete ermenin mücadelesini verdiler. Ancak diyor dünya karşılarına çıkılınca onu ister oldular. Sen Allah'ı iste ve asla dünyayı isteme dedi Hazreti Ömer radıyallahu anh. Utbe bin Gazvan bu nasihatlerle beraber yanına kadın ve çocukları alarak 310 mücahidle yola çıkarlar. Ubelle bölgesine yaklaştıklarında Utbe bin Gazvan bir bakar ki arkasında kadınlar, çocuklar, bir bakar ki etrafındaki erkeklerin sayısı az, Ubelle şehri ise her taraftan kalelerle kuşatılmış ve her tarafta gözcüler bulunmakta. Zor bir mücadele. Yalnız Allah Azza ve Celle onun basiretini artıyor. Onun hikmetini açıyor, ferasetini genişletiyor ve etrafındaki kadınlara şöyle söylüyor. Diyor ki ey kadınlar şu diyor mızrakları alın. Bunun diyor uçlarına sancakları asın. Bizler diyor öncü birlik Ubelle şehrine yaklaşınca sizler çocuklarla birlikte sancakları sallayın ve yerden topraktı, toprağı tozu dumana katın. Kadınlar onun dediklerini yapınca bakın dikkat edin Ubelle şehrinin askerleri bir bakıyorlar ki önlerinde bir ordu. Ama arkada tozu dumana katarak gelen bir ordu zannediyorlar. Halbuki kadın ve çocuklardan ibaret. Ubelle'nin askerleri kendi aralarında oturuyorlar. Diyorlar ki eğer arkadan gelen ordu bu kadar büyükse biz kesinlikle mağlup oluruz çünkü sayımız az. Deniz şehri olduğundan dolayı hazır bulunan gemilere atlıyorlar. Alabildikleri hafif yüklerle beraber Ubelle şehrini teslim ediyorlar. Kılıç sallamadan, kınlarından dahi kılıçlarını çıkarmadan Utbe bin Gazvan Ubelle'ye giriyor. Buraya kadar her şey mükemmel. Niye? Yavaş yavaş Sad bin Ebi Vakkas'ın komutasındaki mücahitler teker teker kaleleri düşürüyorlar bir bir kaleler düşürüyor. O yüzden Allah yolunda mücadele ederken küfrün projesini ortadan kaldıranların Allah azza ve celle açmış olduğu gedik ve çığır neticesinde inşallah ecirlerini artırsın. Demek ki bu dünya hayatında hayra çığır açarken sadece salih ameli teşvik etmek değil, küfrün ortaya koymuş olduğu programları iptal edebilmek, kullanışsız hale getirebilmek Müslümanların üzerine tam musallat olacakları sırada buna mani olacak projeler ortaya koymak ve onun arkasından Müslümanların bunu takip etmesi belki de en büyük çığırlardan biri olacaktır inşallah. Yalnız Ubelle Müslümanların eline geçiyor. Ne yapıyorlar biliyor musunuz? İlk özellikle Utbe bin Gazvan radıyallahu an bir mescit inşa ediyor. Tıpkı Resulullah gibi. Tıpkı Resulullah'tan sonraki Hazreti Ebu Bekir gibi. Hazreti Ömer gibi bir mescit inşa ediyor. Yalnız etrafındaki mücahitlerin yapmış oldukları bir gaflete de şahitlik ediyor. O da ne? Kendisi kıldan bir çadırda yaşarken bir bakıyor ki mücahitler tuğlalardan, kerpiçlerden evler yapmaya başlıyorlar. Utbe diyor ki bu iş tehlikeye gidiyor. Bu iş sıkıntılı. Ubelle şehrinden Medine'ye bir tane sahabi geliyor. Diyorlar ki Ubelle'den bize haber ver. Diyor ki vallahi diyor oranın mücahitlerini ben altın ve gümüşleri sayarken bıraktım. Yani dünya Hazreti Ömer'in radıyallahu anh ifadesiyle onlara birer birer açılmaya başladı. Utbe bunu fark etti. Hazreti Ömer'e bir mektup yazdı. Dedi ki ey müminlerin emiri iznin olursa ben diyor Ubelle'yi diyor bitireceğim onun diyor alternatifi olan bir şehri inşa edeceğim orası neresi biliyor musunuz orası bugünkü Basra Müslümanlar Basra'nın ilk mimarı Utbe bin Gazvan radıyallahu antır tam 5 tane köyden inşa ediyor orayı 5 yerleşim yeri kurarak Basra'yı ilk inşa eden şahsiyetlerden biri oluyor Allah kendisinden razı olsun Yalnız Basra'yı inşa ediyor. Burası Irak'a yakın ya. Utbe bakıyor ki ortada bir sıkıntı daha var. Neden? Bu bölgede insanlar pelte yiyorlar. Kadayıf yiyorlar. Aynen rivayette öyle geçiyor. Hayatları boyunca düşünmedikleri, hayal dahi edemeyecekleri nimetleri sofralarında görmeye başlıyor. Utbe dayanamıyor. Hemen bir kutbe irad ediyor. Ve şöyle sesleniyor. Diyor ki ey insanlar. Dünya bir gün yok olacaktır. Allah'a emanet Ey insanlar, ey mücahitler, ey Allah için sefere çıkanlar, ey İran'ın belini bükenler, Pers İmparatorluğunu yok edenler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şerifine mazhar olanlar, dünya hayatı bir gün yok olacaktır. Nedir dünya Müslümanlar? Selef-i salihinin ifadesiyle seninle Allah arana giren her şey dünyadır. Seninle Allah arana giren ve seni Allah'tan uzaklaştıran her şey dünyadır. Ne demektir dünya? Aşağılık bir şey anlamına gelmektedir. Basit bir şey anlamına gelmektedir. Tenezzül edilmeyecek olan şeye dünya denir. Değilse bir kadını düşünün. Seni teheccüd namazına kaldırıyor. Seni pazartesi perşembe oruçlarına teşvik ediyor. Seni Allah yolunda cihada yolluyor. Davet çalışmalarında sana sahip çıkıyor. Bu dünya değildir. Seni sevip sayan ve seninle beraber Allah yolunda yürüyen bir evlat dünya değildir. Zekatını verdiğin, Allah yolunda infak ettiğin, Müslümanlar her istediğinde cömertliğini gösterdiğin, Altın ve gümüşler dünya değildir. Onlar ne zaman dünya oluyor biliyor musunuz? Aşağılık bir yere geliyor Allah'la aramıza girdikleri zaman. Bundan dolayı Utbe bin Gazvan bunu keşfetti. O mal, mülk, yiyecekler, sofralarına koydukları içecekler baktılar ki Allah'la aralarına bir perde olacak. Utbe ondan sonra seslendi, dedi ki ey insanlar dünya bir gün yok olacak. Dünyanın dedi hali bir kabın içerisinde bitmek üzere olan bir yudum su gibidir. Yani biz öyle bir zamana geldik ki insanlar zannetmeyin ki kap ağzına kadar dolu. Biz en sonuna denk geldik. Bitmek üzere, tükenmek üzere, yok olmak üzere. Siz de oradan yani bu dünya hayatından ebedi olan bir yurda doğru gideceksiniz. Oraya en iyi amellerinizi hazırlayarak gidin. Ve sonra dedi ki bize söylendiğine göre bir hadisi şerifi aktarıyor. Bize söylendiğine göre cehennemin kenarından bırakılan bir taş 70 yıl yuvarlanacak cehennemin dibine ulaşmayacak. Ve dedi burası ağzına kadar dolacak. Şaşırdınız mı diye döndü onlara. 70 yıl boyunca bakın ahiretteki kıyamet gününden sonraki zamandaki 70 yıl olmasın. Bu dünya hayatıyla 70 yıl olsun. Dakikalarıyla saniyeleriyle bu zamanın olsun. 70 yıl boyunca bir taş çukura doğru yuvarlanacak ve dibini bulamayacak. Diyecek ki ama burası insanlarla dolacak. Şaşırdınız mı? Devam etti dedi ki cennetin İki kapısının arası 40 yıllık yürüme mesafesi kadardır ve insanlar buraları dolduracaklardır. Yani ey Müslümanlar aklınızı başınıza devşirin. Salih amellerle Allah'a ulaşmazsanız cehennemi dolduran kalabalıklardan biri siz olacaksınız. O çukura ulaşan taşın bir parçası sen olacaksın. Eğer Allah'ı ve Resulünü memnun ederek, hoşnut ederek Allah'a kavuşursan o cenneti dolduran kalabalıklardan biri de sen olacaksın. Sonra döndü dedi ki ben kendimi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında yedinin yedincisi olarak düşünüyorum. Hani gizlenenler, saklananlar, haberi olunmayanlar ne derseniz deyin. Ben ilk iman eden yedi kişi arasındayım. Bakın dikkat edin. Yani ben size bu sözleri söylüyorum ya. Kendimi kesinlikle cennetlik gören bir adam olarak size seslenmiyorum. Ayrıcalıklı bir şahıs olarak size seslenmiyorum. Ben peygamber aleyhisselamın nefesini almışım diyerek seslenmiyorum. Bizim ağaç yapraklarından başka yiyeceğimiz olmadığı günleri gördük. O yaprakları yediğimizde de ağzımızda diyor yaralar oluştu. Bir kumaş parçası buldum üzerimi örtmek için onu diyor ikiye böldüm Sad bin Ebi Vakkas radıyallahu an ile paylaştım. Ama bugün her birimiz bir bölgenin dedi valisi ve idarecisi oldu. Allahu Ekber. Biz bu davayı sahiplendiğimizde üzerimize giyecek elbisemiz, yiyecek yiyeceğimiz yoktu. Katığımız yoktu. Açtık, susuzduk. Günlerce bakın kendisinin bir ifadesi günlerce Sad bin Ebi Vakkas'la Aç susuz kalıyorlar affedersiniz tuvaletlerini yaptıklarında diyor bir keçinin diyor yapması gibi yaptık diyor. Bir keçi nasıl tuvaletini yapıyorsa biz diyor öyle tuvaletlerimizi yaptık. Çünkü yiyeceğimiz diyor hiçbir şeyimiz yoktur. Ama bugün Belle şehirlerini fethettikten sonra Basraları inşa ettikten sonra Ey Müslümanlar Allah dünyayı imtihan için karşımıza çıkarttı. Her birimiz bir yerin idarecisi oldu. Sonra döndü dedi ki Allah'ın yanında çok kıymetli bir söz. Allah'ın yanında küçük ama kendi nefsimde büyük olmaktan alemlerin Rabbi olan Allah'a sığınırım. Allah Allah'ın yanında hiçbir değeri olmayan, Allah'ın yanında hiçbir kıymeti bulunmayan ama insanların nazarında büyük bir adam olmaktan Allah'a sığınırım. Allah'ın yanında cehennemlik olup da. İnsanların nazarında cenneti hak eden bir pozisyonda olmaktan Allah'a sığınırım. Varsın insanların nazarında küçük olayım. Varsın insanların nazarında aşağılık bir adam olayım. Varsın nefsimin yanında bedbah bir adam olayım ama Allah'ın katında büyük bir insan olayım. Allah'ın razı olduğu bir şahsiyet olayım. Son sözleridir. Ve sonra bakıyor ki artık bu nasihatlardan Sonra kendisinin yapacağı tek bir şey kaldı. O da ne biliyor musunuz? Yerine bir vekil bırakıyor. En zirvede ha bakın dikkat edin. En zirvede. En fazla alkışlanacağı yerde. En fazla iltifata mazhar olacağı yerde. Gazetelerde böyle büyük puntolarla başlıkların atılacağı adam. Yerine bir vali bırakıyor. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın yanına geliyor. Diyor ki ey müminlerin emiri. Beni diyor ne olur azat et. Allah'a ekber. Beni diyor azat et. Beni diyor bırak. Beni serbest kıl. Ben diyor artık orada yani Basra'da idarecilik yapmak istemiyorum. Hiçbir yerde idarecilik yapmak istemiyorum. Hazreti Ömer radıyallahu anh. Sarraf bir adam. Sen bir şeyi Allah için bırakacaksın. Hazreti Ömer seni bırakmaz. Sen bir şeyi Allah için istemeyeceksin. Hazreti Ömer seni terk etmez. Sen bir şeyden Allah için vazgeçeceksin. Hazreti Ömer senden vazgeçmez. Sen idareciliği Allah için bırakıyorsun ya. Hazreti Ömer seni daha fazla sevecektir. Ve öyle oldu. Dedi ki asla dedi bırakmam seni. Senin gibi adam kaç tane var? Bugün kim Ubelle'ye gidip idareci olacak denildiğinde parmaklar havaya kalkar. Kim bugün Fransa'nın emiri olmak istediğinde herkes oraya koşacaktır. Kim İtalya'nın başkentinde Roma'nın fethinden sonra vali olmak istiyor denildi. Hastalar dahi yataklarından çıkacaktır. Ama salih insanlar, saliha insanlar Roma'nın fethini gördükten sonra inşallah bu da hadiste müjdelenmiş bir şeydir. Allah orayı görmeyi bize nasip etsin. Hristiyan aleminin diz çökeceği bir anı inşallah Allah bize göstersin. Roma'nın fethi gerçekleştikten sonra oranın kumandanlarından biri ayağa kalkıp dese ki Ey müminlerin emiri, ey Müslümanların idarecisi, ey Müslümanların amiri. Ben üzerime düşen görevi yaptım. Beni artık memleketime tarım işiyle, hayvancılık işiyle uğraşacak bir çiftçi olarak gönder diyen adam Utbe bin Gazvan'ı anlamıştır. Yoksa beni de oraya bakan, başbakan, beni de buraya belediyeye kıytırık mübin muhtar da olsa oraya ata diye tabir yerindeyse cimerlere yazı yazanlar vallahi kaybetmişlerdir. Beni de şurada tabir yerindeyse sevilmeyen bir yerde olsa kendi hayatımı tesis edeceğim. Bu kadar mücadelenin neticesinde kallavi bir hayatı yaşayabileceğim. Bir zaman geldikten sonra sakın ha ey müminlerin evi kovma beni tukaka etme diyen vallahi kaybetmiştir. Utbe bin Gazvan en zirvede olduğu yerde Hazreti Amar'a dedi ki beni bırak dedi. Hazreti Ömer bırakmadı. Ama onu oraya Hazreti Ömer getirmemişti. Önce onu bilelim Bismillah. Onu oraya kumanda neden Ömer değildi radıyallahu anh. Onu oraya idareci yapan Hazreti Ömer değildi Allah'tı. O da sebebe sarıldıktan sonra alemlerin Rabbi olan Allah'a döndü. Dedi ki Allah'ım sana yalvarıyorum beni dedi Basra'ya geri döndürme. Allahu Ekber. Ömer kim ki Allah'ın karşısında? Allah'ın idare iradesi karşısında Ömer'in iradesi ne ki? Utbe kendisine düşeni yaptı sebep dairesinde. Asıl iltica etmesi gereken yere onu oraya getiren zata yöneldi. Dedi ki Allah'ım beni dedi Basra'ya tekrar geri gönderme. Ben şimdi kendi nefsim adına söylüyorum. Sizin adına söylemiyorum. Gidip de ya Rabbi ben Hazreti Ömer'e değindiğim kabul etmedi falancalara söylediğim kabul etmedi. Bak görevden ayrılmak için gayret gösterdim bu hadislere muhatap olmam için. Bu saatten sonra ben göreve devam edeceğim. O aşkla, şevkle, hırsla gidiyorsak bir sıkıntı var. Samimi insanlar sebeplere sarıldıktan sonra Utbe bin Gazvan gibi alemlerin Rabbi olan Allah'a da yönelirler. Hayır Allah'tansa, hayır olarak Allah onu gördüyse, idarede tutuyorsa durun. Ama bakın Utbe'yi Allah Nasıl azat ediyor biliyor musunuz? Devesine biniyor. Basra'ya doğru hareket ederken daha Medine'den çıkmadan devesinden düşüyor. Alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle'ye kavuşuyor. Onu berat eden Allah. Onu idareciliğin sorumluluğundan kurtaran alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle oluyor. Evet Utbe bin Gazvan Mekke'de ilk iman eden sahabilerden bir tanesi iki defa hicret ediyor. Allah'ın dinini daha rahat yaşamak için iki defa hicret ediyor. Daha sonra da ta Resulullah'tan Bedir Savaşı'ndan başlayıp Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer'in savaşlarına katılıyor ve alemlerin Rabbi olan Allah Azza ve Celle'ye bu görevi nihayete erdirdikten sonra kavuşuyor. Kendisinden, çocuğundan ve eşinden Allah Azza ve Celle razı olsun. Onu anlamayı, onun gibi hayatı anlamlandırmayı Allah Azza ve Celle hepimize nasip etsin. Basra şehrinin de Utbe bin Gazvan gibi idarecilerinin olmasını ve şu yeryüzünde Müslümanların sorumluluğunu alırken onun gibi bir ihlasa kavuşmayı Allah hepimize nasip etsin. Cenab-ı Allah şu gözlerimizle bugünkü Kisraların ve Kayzerlerin torunlarının da yok olup Onların hazinelerinin Allah yolunda harcanca günleri görmeyi nasip etsin. Geceniz mübarek, akıbetiniz hayır. Cennetiniz inşallah firdevse âlâ olsun. Velhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha ma salavat.